depremlerde açığa çıkan dalgalardan bahsettik. Tabii ki bunların yeryüzüne yansıması da çok farklı olabiliyor. Mesela bakın bunlar iki tane farklı bina değil mi? İki farklı bina değil aslında, iki aynı binadan bahsediyoruz. Bakın iki aynı bina. Bu bina işte A dersek. Bakın bu binada B dersek. Demek ki arada bir fark binalarda yok. Arada mesafe var mı? Bakıyorsunuz mesafe fazla yok. Gerçekten bir bina kadar mesafe var. Bakın şu kadar bir bina kadar mesafe olduğu gözüküyor. Ama görüldüğü üzere buradaki bina A ile nitelendirdiğimiz bina çöküyor. B ile nitelendirdiğimiz bina ne yapmıyor? Çökmüyor. Demek ki buradaki zemin, bu binanın oturmuş olduğu zemin ile A tipi zemin ile B binası oturmuş olduğu B tipi zemin birbirinin aynı değil. Yani A binası ile B binası aynı ama A binasının zemini ile B binasının zemini aynı değil. Burada herhalde biraz daha sinyal daha büyük olarak meydana geldi. Buradaki sinyal biraz daha küçük olarak meydana geldi. Depremin kuvveti tabii ki buradaki elastik dalga yayınımının daha yavaş ve enerji olarak, genlik olarak daha büyük olmasından kaynaklı olarak buradaki binalarda, iki aynı binada farklı sonuçlar doğmasının neden oldu. Bu nedenle de elastik dalga yayınımı aslında yerin altındaki değişimi bize ne yapıyor? Veriyor. Tabii ki buradaki malzemeler aynı olabilir. Fiziksel olarak aynı olabilir ama dediğimiz gibi ortamdaki su durumu, basınç durumu, sıcaklık durumu ne yapabilir? Direnç durumunu etkileyebilir. Bu nedenle de jeofizik mühendisliği açısından her binanın oturacağı zeminin çok kapsamlı, üç boyut olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Bakın gene benzer durumda burada benzer binalar. Bakın şu bina ile buradaki bina hemen hemen aynı. Tabii ki aradaki binalar bilemiyoruz aynı binalar mıydı? Ama görüldüğü üzere bu gene buna dersek A binası ve B binası hemen hemen birbirine benziyor ama ortadaki bina ortadan kalkmış durumda. Bu neyi gösteriyor? Demek ki yerin altındaki direnç durumu, elastik dalga genliğini, elastik dalgaların yayılım hızını ve dolayısıyla depremin o binalara etki eden kuvvet büyüklüğünü ne yapıyor? Önemli ölçüde değiştiriyor. O nedenle de ne yapmamız gerekiyor? Her binanın oturmuş olduğu zeminin çok kapsamlı üç boyut olarak incelenmesini talep etmemiz gerekiyor. Tabii ki bu inceleme 1 Ocak 2019'dan sonra zorunlu hale getirildi ama geriye dönük de bu tür incelemeler olmadığı binalarda bu tür zemin inceleme durumunun, zemin direnç durumunun talep edilmesi gerekiyor. Bu tür binaların zemin direnç ya da zemin fizik durumunun ya da zemin sınıf durumunun ortaya çıkartılması, geriye dönük yapılması gerekiyor. Bu önemli. Nasıl bizim sicil numaramız varsa her binanın da bir zemin sicil numarası olması gerekiyor. Genelde binalar elastik dalga yayınımının hızına göre, elastik dalga yayınımının hızına göre binaların oturmuş olduğu zeminler sınıflandırılıyor. A'dan E'ye kadar sınıflandırılıyor. A tipi zemin, B tipi zemin, C tipi zemin, D tipi zemin, E tipi zemin neye göre sınıflandırılıyor? O binaların oturmuş olduğu zemindeki elastik dalgaların yayılım hızına göre sınıflandırılmış oluyor. O nedenle de her binanın oturmuş olduğu zemindeki elastik dalga yayının hızlarının ölçülmesi, üç boyutlu olarak ölçülmesi
Gerekir. Aksi durumda görüldüğü üzere sizler zemini aynı kabul ederseniz ve aynı binaları yaparsanız görüldüğü üzere burada yıkılır. Çünkü her yerin deprem sonrası üreteceği elastik dalga hızı aynı olmadığı için buradaki elastik dalga hızı na göre bu binanın direnç durumunun, direnç tasarımının buradaki elastik dalga hızı daha hızlı olduğu için buradaki binanın direnç tasarımından farklı olması gerekir ki binalar yıkılmasın, insanlar ölmesin. Evet, Melisa, ne diyorsun? Niye biz jeofizik mühendisliği olarak insanların gerçekten göremediği yerin altındaki yapıların elastik dalga hızını ölçmek noktasında yardımcı olmak istiyoruz. Derdimiz ne? Ve bu yardım alan insanlar tabii ki ölmediğini görüyoruz. Gerçekten jeofizik mühendisleri elastik dalga hızını ölçer ve elastik dalga yayılımı bilinen zeminlerde binaların yapımı başlarsa insanlar ölmez. Çünkü jeofizik mühendisi insan hayatını kurtarmak için, toplumların geleceğini kurtarmak için hizmet veren önemli bir mühendislik. Evet, senden de kısa bir yorum alayım bu şekiller üzerinde. Buyur.